Mevlana sirki olsa eğlenceli olurdu ama değil işte. Asya'dan Avrupa'ya uzanan çok büyük bir toprak parçası. 84 milyonluk nüfusu ile koskoca bir ülke. Birkaç saatte olan bitene, akıl dışı mevzulara baksanız bile hem ülkeye ne yaptıklarını hem de telaşlarını anlarsınız. Zıvanadan çıkmışlardan dizi dizi zırvalar. Misal Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacak dedi. İhlallere ilişkin Birleşmiş Milletler'e mektup yazıldığını söyledi. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor. Yunanistan buna cevap vermeli ifadelerini kullandı. Bayram değil, seyran değil. Çok yaratıcı. Bu olsa olsa seçim yaklaşırken Yunanistan'la gerginlikten sandığa ne kadar oy taşırız hesabı. Önce Katar şeyhine, Birleşik Arap Emirlikleri prensine İstanbul'un ortasında kaç parsel, ne kadar ada sattınız onun hesabını verin. Sonra Ege'deki adalara bakarsınız. Yine Fazlı Müsal, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek. Kendine derin süsü vermiş binde bir dilimlik adam. Sadat abartılıyor çıkışı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yoldaş dedi. Her konuda ortak düşünüyorlarmış. O yoldaş da ekonomiyi anlattı. Sorunsuz hayat, hayatsız sorun yoktur. Ciddi ciddi vatandaşın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir dedi. Yoksa burada Erdoğan'ı bir eleştiri, MHP, AKP arasında bir çatlak mı var? Adama domates tane ile satılırken muhalefetmişiz gibi çek pampa derler. Baraj altında kalınca anket firmaları suçlu oluyor. Ya Kılıçdaroğlu'nu bırak. %5 ile Türkiye'yi nasıl dizayn edebiliyorsun onu anlat. Sürtük ve çürük. Erdoğan bildiğiniz gibi. Ağzından bal damlıyor ya da kan. Bir tende bin can, bir canda bin ten. Kah ordular komutanı, kah banka müdürü. Şahlanış, beka, büyük Türkiye masallarının mucidi. Fable'ın ustası, koltuğun hastası. Günün sonu yoldaş buluşmasıyla geldi. Masada Yunanistan'la dalaş, seçmenle inatlaş, Suriye'de savaş var. Açıkçası bu buluşmalar hayra alamet değil. Bu buluşmalar anonim bir sözün hatırlatması gibi. Savaşı yaşlar başlatır, gençler ölür. Türkiye'de bir iç çatışma ya da kaos riskinden söz edip duruyoruz. Oysa zaten Türkiye yıllardır kaosun ve adı konulmamış bir iç çatışmanın içinde. Tabutla yürüyen iktidara, sokak ortasında öldürülen kadına, tarikatta tecavüz edilen çocuğa, kurutulan göle, yanan ormana, satılan tarlaya bakınca acı ve yüz kızartıcı gerçek de ortaya çıkıyor. Toplam oyları %35'e düşmüş, yoldaşlar benzine kibrit arıyor. Tek çözümleri bu. Bir pazar esnafı hem de yoldaşın memleketinden Osmaniye'den dedi ki, bazı müşterilerimiz siyah poşet istiyor. Hem malın az olduğu görünmesin hem de alamayan kişiler gördükçe canı istemesin diye. Ne kadar acı. Mevlana sirke olsa eğlenceli olurdu ama değil işte. Asya'dan Avrupa'ya uzanan çok büyük bir toprak parçası. 84 milyonluk nüfus ile koskoca bir ülke. Esnaf kendi derdini unutmuş, utanç ve çaresizlik içinde. Yüzü kızarıyor. Ama Türkiye'yi tümden siyah poşete sokmak isteyenlerin suratı bembeyaz. Bakalım bu %35'lik ölüm beyazı %65'in yaşam arzusuna dayanabilecek mi? Bu kez zor görünüyor.